Bugün 2 Nisan Salı ATV ekranlarında gün ortasına hoş geldiniz. 2024 yerel seçimleri sona erdi ancak şimdi itiraz süreci var. İki aday arasındaki oy farkının çok az olduğu bazı il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi. Hatay, Kırklareli ve Kütahya'nın Emet ilçesinde son kararı seçim kurulları verecek. Seçim yarışı son ana kadar devam ediyordu Hatay'da. AK Parti'nin Mehmet Öntürk 345.884 oyla 342.972 oy alan CHP'li rakibi Lütfi Savaş'ı geride bıraktı. Lütfi Savaş ise sonuca itiraz edeceklerini duyurdu. Ve bir diğer itirazın olduğu ilde Kırklareli'nde. Seçimi kazanan MHP'li Derya Bulut'la rakibi Mehmet Siyam Kesimoğlu arasındaki fark %1'den az. 403 oy farkla seçimi kaybeden CHP'li Kesimoğlu, 1924 oyun geçersiz sayıldığını belirtti ve itiraz edeceklerini söyledi. Kütahya'nın Emet ilçesinde kazanan rakibi Ali Ceyhan'dan 22 oy fazla oy alan MHP'li Mustafa Kocaoğlu, AK Parti ilçe başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz etti. AK Partili yetkililer Emet'teki 29 sandıkta tüm oyların yeniden sayımını talep etti. İlçe Seçim Kurulu itirazı değerlendirerek karara bağlayacak. Abi sen tek tek bana açarsan daha iyi olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ankara'da halka hitap ederken ekonomiye ayrı bir parantez açtı ve sonuçlardan bağımsız olarak enflasyon düşene kadar kararlı adımların süreceğini bir kez daha vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de o mesajı perçinledi. Kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacak dedi. Peki bu nasıl olacak? Ekonomide önümüzdeki günlerde hangi adımlar atılacak? İşte uzman görüş. Son bir yıldır ülkemizi, milletimizi ve ekonomimizi yoran seçim defterinin bugün itibariyle kapanması bile büyük bir kazançtır. Seçim telaşının bitmesi kesinlikle ekonomiyi rahatlatacaktır. Seçim geride kaldı. Hem Erdoğan hem de Mehmet Şimşek programa sadık kalacağız mesajı verdi. Ekonomide yol haritamız olan orta vadeli program ve 12. kalkınma planımızı bugüne kadar kararlılıkla uyguladık. Şimşek mesajında kamu tasarrufunun özellikle altını çizdi. Sabırlı olun dedi. Meyveler için gözler yılın ikinci yarısında. Enflasyon başta olmak üzere uyguladığımız ekonomi programımızın olumlu sonuçlarını yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız. Deprem bölgesinin yeniden ihyası ve ekonomideki sıkıntılarımızın giderilmesi başta olmak üzere ülkemizin acil meselelerine daha fazla eğileceğiz. Geçtiğimiz yıl gelirler üzerinde var olan enflasyon etkilerinden daha fazla ücret artışları yapıldığını gördük. Ama 2024'te bu tip bir ücret artışını çok da beklememek gerekecek. Var olan enflasyon noktasında bir artış söz konusu olacak. Yılın ikinci yarısından sonra 2025'in başına kadar olacak dönem için biraz daha sıkılaşma devam edecek. En nihayetinde alınan sonuçlar olumlu olduğunda tekrar gevşeme adımları atılacaktır. Hazine ve Maliye Bakanı'nın en çok dikkat çeken mesajı bu zorlu sürecin sonunda refah artışının halka yayılacağı oldu. Açıklamalara baktığımızda orta vadeli programda hedeflenen noktalara ulaşmak için elinden geleceğini yapacağını hem Mehmet Şimşek hem de Sayın Cumhurbaşkanı net olarak belirtmiş durumda. Var olan sıkı para politikası, seçici kredi politikası ve gelirler politikası ek olarak maliye politikalarında da özellikle kamu harcamalarının kontrolü noktasında yeni adımlar gelecek ve ana hedef olan enflasyon tek haneye düşürülmesinde yola devam edecektir diye düşünüyorum. Önümüz bayram, emekliler bu bayram ikramiyelerini %50 zamlı olarak alacak. Peki hangi tarih aralığında yatacak ikramiyeler? Cevabı haberimizde. Torunlarımızı sevindireceğiz. Sıkıntılarımızı inşallah gidereceğiz. Bayrama günler kaldı. Emeklilerin ikramiye alma vakti geldi. Bu haber çok mutlu etti beni. Hediye alacağım torunlarıma. Çok mutlu oldum. Nasıl giriyoruz bayrama? İyi, sevinçli, mutlu giriyoruz inşallah. Hep böyle yüzümüz gülecek. Emekli bayram ikramiyesi Ramazan bayramının önceki hafta olan 2 Nisan-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatacak.
2-5 Nisan tarihleri arasında 16 milyon emekliye 3'er bin lira ikramiye ödemesi yapılacak. Torunlara vereceğim. Torunlar gelecek elini öpmeye. Onlara vereceğim. Başka sevindireceksiniz. Vereceğim. Evet, onları sevindireceğim. Emeklilerin beklediği haber artık hayata geçiyor. İkramiyelerini alacaklar. Kimileri çoluğunu, çocuğunu, torununu sevindirecek. Kimileri de ihtiyaçlarını karşılayacak. Merak edilen ses şu: hangi emekli ikramiyesini hangi gün alacak? İşte cevaplar. Maaş ödemeleri her ayın 17 ve 18 olanlara 2 Nisan'da, 19, 20, 21, 22 olanlara 3 Nisan'da ve 23, 24, 25, 26 olanlara 4 Nisan'da ödemeleri yapılacak. Çoluğumuza çocuğumuza bir şeyler almayı düşünüyoruz, inşallah alacağız. Bayrama nasıl gireceğiz? Vallahi güzel gireceğiz inşallah. Yüzler güldü mü? Güldü. Güldü. AK Parti'de bugün Merkez Yürütme Kurulu toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündemi yerel seçim sonuçları. Önceki seçimlerle 2024'ün il ve ilçe bazlı değerlendirmesi yapılacak. Toplantıda ayrıca yerel yönetimler, seçim işleri ve teşkilat başkanlığı da bir sunum gerçekleştirecek. Toplantı sonrasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in de bir açıklama yapması bekleniyor. Ve CHP ile devam edelim. Demin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş bu kaybın nedenini emanet oylarının İmamoğlu'na gitmesi olarak gösterdi. Beştaş İmamoğlu'na aldığım oylar benimdir deme diye seslendi. Tüm bunların yanında CHP ve DEM Parti'nin kent uzlaşısı kutlamalara da yansıdı. Şunu da söyleyeyim. İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın. Aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi. CHP ve DEM Parti'nin kent uzlaşısı İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun lehine işledi. İmamoğlu DEM Parti seçmeninin de desteğiyle kazandı. İlk uyarıda DEM Partili rakibi Meral Danış Beştaş'tan geldi. Biz İstanbul'da kaybetmedik. Çünkü seçmenlerimizin neden gittiğini ve neden buna zorlandığını gayet iyi biliyoruz. %10'larda bir oy almayı bekleyen DEM Parti'nin İstanbul adayı Beştaş %2'yi ancak bulunca İmamoğlu'na giden oyların partilerinin emanet oyu olduğunu hatırlatma gereği duydu. Biz seçmenlerimizle birlikte kesinlikle İstanbul Belediyesi'nin çalışmalarını yakından izleyecek ve denetleyeceğiz. İstanbul'da sonuçların belli olmasının ardından bazı ilçelerde CHP ve DEM Partililer birlikte sevindi. Kutlamalarda Selahattin Demirtaş için sloganlar atıldı. CHP'nin seçim sonuçlarından sonra parti içindeki 1 Nisancıların kurultay hazırlıkları rafa kalktı. Ama CHP kulislerinde yerel seçimin yeni bir liderlik savaşını tetikleyebileceği konuşuluyor. Özellikle Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın Özgür Özel'in koltuğu için bir risk oluşturduğu belirtiliyor. Bu iddiayı destekleyense Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'in konuşmasını bitirmesini beklemeden kendi açıklamalarını yapmaları oldu. Özel CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması için kameralar karşısındaydı. Aynı dakikalarda Mansur Yavaş da Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde konuşuyordu. Yavaş'ın ardından İmamoğlu da genel başkanının konuşmasını bitirmesini beklemeden kürsüye çıktı. Özel basın toplantısının ardından partide bekleyen kalabalığa seslenmek için dışarı çıktı. Yine aynı dakikalarda bu kez Ekrem İmamoğlu İstanbul İl Başkanlığı'nda konuşmaya başladı. İYİ Parti yerel seçimlerde mevcut oylarının neredeyse yarı yarıya kaybetti. Meral Akşener sonuçların ardından kameraların karşısına geçti. İstifa çağrılarına yanıt vermedi ama en kısa zamanda kurultay yapacağını açıkladı. En kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız. 14 Mayıs hezimetine 31 Mart eklendi. İYİ Parti zaten düşük olan mevcut oylarının yarısını da kaybedince parti karıştı. Sonuç, oy vermediniz oğlum. Varsaydık oy vermediniz, ben evime döneceğim. Siyasetin sesiyle meşgul olunca. Seçime günler kala böyle demişti. Sonuçlar gelmeye başlayınca ilk istifa taşını İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz attı. Partideki görevinden istifa etmekle kalmadı, Akşener'i de istifaya çağırdı.
İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi İrem Yaman da tabanına kulaklarını tıkayan İYİ Parti açısından malumun ilamıdır sözleriyle partiyle yollarını ayırdı. Eski İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan da ilk sonuçların gelmeye başlamasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener kurultay kararı alarak yeniden aday olmayacağını açıkladı, paylaşımı yaptı. Genel Merkez iddiaları jet hızıyla yalanladı. 14 Mayıs yenilgisinin ardından İYİ Parti bu seçimlerde de istediği başarıyı elde edemeyince kulisler hareketlendi. Akşener'in seçim gecesi kamera karşısına geçmesi bekleniyordu ancak Genel Merkez basın toplantısının pazartesi günü yapılacağını duyurdu. Ve toplantı saati geldi çattı. Yüzler asıktı. Akşener o toplantıda istifa çağrılarına şimdilik kulak tıkasa da partideki karmaşanın önüne geçebilmek için kongre kartını açtı. Aday olacak mı sorusuysa havada kaldı. Milletimizin bize vermiş olduğu mesajı ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız. Elindeki kağıtlara bakarak yaptığı konuşmasına, parti tabanına ve seçimi kazanan belediye başkanlarına teşekkür ederek başladı. Siyaset kurumu olarak sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir dedi. İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız, öz eleştirilerimizi yapacağız. Kurultayda Akşener'in yeniden aday olmayacağı konuşulurken İYİ Parti'de istifaların devam edebileceği endişesi hakim. Yerel seçimlerde siyasete atılan ünlü isimler de vardı biliyorsunuz. İçlerinden bazıları seçildi, birçoğu hayal kırıklığına uğradı. Ünlüler dışında bir isim daha öne çıktı. O da Türk insanının gönlünde taht kuran süper vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'ydu. Oğlu Yazıcıoğlu Tokat'ta MHP'den belediye başkanı seçildi. Sanat, spor ve ekranlardan tanınan birçok isim siyasete soyundu, yerel seçimde adaylıklarını açıkladı. Günün sonunda yüzü gülen de oldu, hüsrana uğrayan da. Ama ben bugüne kadar pek fazla şey etmedim. Yani süper vali olarak bilinen Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'den aday olduğu Tokat'ta kazanan taraf oldu. Yazıcıoğlu oyların yarısından fazlasını alırken yaptığı konuşmada babasını andı. Babama Tokat'ta valilik nasip oldu. Şu arkamızda gördüğünüz vilayet binasında hizmet etme şansı buldu. Şimdi bana da tam karşısında Tokat Belediyesi'nde hizmet etme şansı verdi. Size çok teşekkür ediyorum. Bir diğer isim de Tunceli'de yıllardır belediye başkanlığı yapan komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'ydu. Tunceli'den Kadıköy'e transfer olan Maçoğlu bekleneni veremedi, %10 oyda kaldı. Depremin ardından siyasete giren eski futbolcu Gökhan Zan da Hatay Büyükşehir Belediyesi adayıydı. Zan, tipten %2 oy alarak seçimi kaybeden tarafta oldu. Toplam alanları var da kağıt üzerinde. Dağcı Nasuh Mahruki de İstanbul Beşiktaş'ta önce CHP'den aday adayı olmuştu. Adaylığa seçilemeyince bağımsız aday oldu. Ancak seçilmeyi başaramadı. Gazeteci Mesut Yar da tıpkı Mahruki gibi CHP'den aday olamayınca Muğla Datça'dan bağımsız aday olmuştu. Yar en fazla oy alan 3 isimden biri oldu Datça'da ama aldığı oy başkanlık koltuğuna oturmaya yetmedi. Her şeyin başı eğitim değil mi? Gelin eğitim sistemi. Bir başka gazeteci İrfan Değirmenci de Ankara Çankaya'da Türkiye İşçi Partisi'nin adayıydı. Ancak oy oranı sadece %5.9'da kaldı. Dillerine merse düşmüş dillerine, sosyeteye girmiş köylü güzeli. Şarkıcı Hakan Peker de bu seçimde siyasete girenlerdendi. İYİ Parti'den Safranbolu Belediye Başkanlığı için aday olan Peker oyların %3.5'ini alabildi. Ne oldu sana, ne oldu böyle, ne oldu sana, ne oldu böyle? Şarkıcı Davut Güloğlu da Düzce'den aday olmuştu. Oyların %29.5'ini alsa da başkanlık için yeterli olmadı. Onun için de aynı şekilde düşünüldüğümü düşünüyorum. Seçimde gözlerin üzerine çevrildiği bir diğer isim oyuncu Erdal Beşikçioğlu'ydu. Etimesgut adayı olan Beşikçioğlu oyların %55.7'sini alarak koltuğa oturan isimlerden oldu.
Ünlü futbol adamı Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli İzmir Çeşme'den aday olmuştu. 33 yaşındaki Lal Denizli oyların yarısından fazlasını alarak belediye başkanı seçildi. Seçim kutlamaları sırasında bir de facia yaşandı. Denizli Tavas'ta CHP ilçe binasında sevinen partililerin çıktığı balkon çöktü. 3 ağır 8 kişinin yaralandığı olayda CHP'li ilçe başkan yardımcısı Mehmet Palas hayatını kaybetti. Seçim sonrası sevinç yasa döndü. Çıktıkları balkon ağırlığı taşıyamadı. CHP'li başkan yardımcısı hayatını kaybetti. Denizli Tavas'ta seçim sonuçları açıklanırken yaşandı facia. CHP ilçe binasında partililer kutlama yaparken üzerinde bulundukları balkon olduğu gibi yere çakıldı. Yaralılar ambulanslarla hemen hastaneye kaldırılırken çöken balkon iş makinesiyle temizlendi. Ağır yaralanan CHP ilçe başkan yardımcısı Mehmet Palaz hayatını kaybetti. Yaralıların tedavisi ise devam ediyor. Can kaybının 33 bine yaklaştığı Gazze ile devam edelim. Böyle giderse Ramazan bayramı da katliamlarla geçecek. Zira Netanyahu Refah operasyonu için soykırım emrini onayladı. Ateşkes umutlarıyla başlayan Ramazan, Gazze'de katliamın derinleşmesine sahne oldu. İsrail ordusunun operasyon planını onayladım. Refah'a gireceğiz ve Hamas'ı ortadan kaldıracağız. Fıtık ameliyatı geçiren Netanyahu, operasyon öncesi bir kez daha Refah'ı ve soykırımı işaret etti. Şifa Hastanesi'nden ayrılan işgal ordusu ardında tam bir enkaz bıraktı. Moloz yığını arasında yeni cenazeler bulunuyor. Gazze açlıkla boğuşurken gökyüzünden atılan yardımlara ulaşmak isteyenler hayatta kalma çabası sırasında boğulurken İsrail ise hastanede silah bulduğunu savunuyor. Dışişleri Bakanlığı Gazze'den gelen görüntülere tepki gösterdi. Açıklamada Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden gelen görüntüler, İsrail'in Filistin halkını kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delilidir. Bu suçları işleyen herkes yargılanacak. Bu suçlara göz yumanların isimleri tarihe birer kara leke olarak geçecektir ifadelerine yer verildi. İsrail ise saldırılarına ara vermedi. Deir el-Belah'taki saldırıda Uluslararası Yardım Kuruluşu'na ait araç vuruldu. Saldırıda Batı uyruklu çok sayıda görevli hayatını kaybetti. Sandığa gitmek ülkeyi 6 ay felce uğratır. Bu durumu en çok Hamas memnuniyetle karşılar. Netanyahu'nun en büyük derdi ise istifa çağrıları ve erken seçim beklentisi. Bir başka tepki de Kudüs'ten. Yerleşimcilere yönelik saldırıda bir İsrailli hayatını kaybetti. 2 kişi de yaralandı. Kendini yakan Hava Kuvvetleri personeli Aaron Bushnell'den sonra Beyaz Saray önünde bir başka asker daha protestoya başladı. Kıdemli havacı Larry Hebert, Gazze'de açlıktan ölümün eşiğine gelenler varken yemek yemem diyerek açlık grevine başladı. Ve İsrail'in dün akşam saatlerinde Şam'da gerçekleştirdiği hava saldırısıyla devam edelim. Hedefte İran konsolosluğu ve büyükelçilik konutu vardı. Savaş jetiyle gerçekleşen saldırıda hedef alınan noktalar enkaza dönerken 8 kişi de hayatını kaybetti. İran devrim muhafızları komutanlarından Reza Zahedi'nin de hayatını kaybedenler arasında olduğu açıklandı. İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliğini vurdu. Devrim muhafızları komutanı öldürüldü. İran cevabımız çok acımasız olacak dedi. İsrail, Orta Doğu'daki gerilimi daha da arttıracak bir adım attı. F-35 savaş uçaklarından 6 füze fırlatıldı. Hedefte İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binası vardı. Saldırıda İran devrim muhafızları Kudüs gücünün komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi öldürüldü. Vurulan bina tamamen yıkıldı.
Saldırıda çok sayıda kişi de hayatını kaybetti. İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Akrabi, saldırı cevapsız kalmayacak dedi. Siyonist oluşum bu tür suçların yanıtsız kalmayacağını çok iyi biliyor. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat da saldırıyı kınadı. Diplomatik kuruma yönelik haksız olan bu saldırılardan dolayı üzüntülerimizi dile getirdik. İran'dan cevap gecikmedi. Tahran, İsrail'e cevabımız çok sert ve acımasız olacak dedi. Diyarbakır'da 8 katlı bir binanın çatı katı alevlere teslim oldu. Yangına müdahale eden itfaiye ekibi alev kapanının ortasında kaldı. Alevler çığlıklara karıştı. Kendini son anda hortumla aşağı bırakan itfaiye erinin görüntüleri ise yürekleri ağza getirdi. Korku dolu anların yaşandığı yer Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi. Bir binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etse de kısa sürede alev kapanının içinde kaldılar. Etraflarını saran alevlerden kurtulmak için hortumla aşağı inen bir itfaiye erinin o anları ise böyle görüntülendi. Yere yaklaştığı sırada düşen itfaiyeci neyse ki hafif yaralandı. Dumandan etkilenenlerse ambulansla hastaneye sevk edildi. 2 saat süren mücadele sonrasında kontrol altına alınan yangın ardında ağır bir hasar bıraktı. Aydın'daysa bir evde çıkan yangın büyük bir acıya yol açtı. Yangın sırasında evde bulunan böbrek hastası kadın alevlerin arasında can verdi. Sakarya'da da yangın paniği yaşandı. Bir barakadan yükselen alevler mahalleliyi sokağa döktü. Alevlerin kısa sürede söndürülmesiyle mahalleli rahat bir nefes aldı. Beyninde pıhtı atmış ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı usta sanatçı Kadir İnanır. Entübe edilip yoğun bakımda tedavi altına alınan ünlü oyuncudan iyi haber geldi. Doktoru Kadir İnanır'ın yoğun bakımdan çıkarıldığını duyurdu. Asya. Kadir İnanır'ın yoğun bakım tedavi süreci tamamlandı. Bundan sonraki aşama servis tedavisi şeklinde devam edecek. Emeği kim verirse sevgiyi de o alır. Sevindiren haberi doktoru duyurdu. Usta sanatçı yoğun bakımdan çıktı. Her gün daha iyiye gidiyor. Günden güne toparlıyor. Hem kas güçleri, hem bilinç durumu, hem genel durumu daha iyi. Bu ne güzel kız böyle. Yakışıklı çocuk. Buralı değil herhalde. Kekliği ürkütmemeli. Yeşilçam'ın efsanesi geçenlerde beyinde pıhtı atması sebebiyle yoğun bakıma kaldırılmış, sevenlerini üzmüştü. Tedbiren entübe de edilen usta sanatçıyla ilgili son durumu Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Necdet Sağlam duyurdu. Rehabilitasyon süreci devam ediyor. Nöroloji servisimizde tedavisi sürecek ve daha rahat bir ortamda yakınlarıyla, birinci derece yakınlarıyla rahat görüşebilecek. Benim adım Ali Duran. Ucumda ölüm bile olsa arkamdan korktu da gelmedi dedirtmem. Usta sanatçının yoğun bakımdan çıkmasıyla sevenleri rahat bir nefes aldı. Her geçen gün iyiye giden Yeşilçam efsanesinin eski günlerine dönmesi ise biraz zaman alacak. Birçoğumuzun hayır diyemeyeceği bir lezzet çikolata. Ham maddesi de kakao malum. Dünyadaki iklim krizi üretimi de etkiledi. Kakaonun fiyatı rekor düzeyde arttı. Bu durumu fırsata çevirmeye kalkanlar da var tabii. Çikolataya kakao yerine kokolin adı verilen bir karışım koydular. Çikolata ve kakao aynı. İki gün önce aldım 300 liraya, iki gün sonra alıyorsun 500 lira. Kakao arzında %3 ila %5 arasında bir kesinti bekleniyordu fakat bu oran 40'a çıktı. Kakaodaki fiyat artışı %140.
Üretim azaldı, kakao fiyatları son 50 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Çikolata üreticileri ürün bulma konusunda sıkıntı yaşamaya başladı. Hem çikolata, hem kakao ürünleri, hem de kakaolu pasta ürünlerinin aslında ana ham maddesi kakao çekirdeği. O da dünyaya fil dişi sahilinden yayılıyor. 3 yıldır orada bir arz sorunu var. İklim değişikliği diyorlar, tarım hastalıkları diyorlar, kakao çekirdeğine bulaşan virüs diyorlar. Şu an çikolata anlamında ve kakaolu ürünler anlamında ciddi bir kriz var. Geçen günlerde aldım. 25 lira olmuştu böyle tablet bir çikolata. Daha önce 12 lira alıyorduk. Çikolatayı çikolata yapan aslında gerçek kakao yağıdır. İşte bu elimdeki çikolatada gerçek kakao yağı var. Ve şu an sadece bu çikolatanın tanesi 65 lira. Bir yılda %140'lık bir artış var. Ham madde bu kadar fazla artıyorsa hiçbir piyasada %600'e varan artışlarla karşımıza çıkacak. Kakao fiyatları artınca sahtekarlar da ortaya çıktı. Öyle ki çikolataya gerçek kakao yerine insan sağlığını tehdit eden kokolin karışımı koymaya başladılar. Ve çikolatayı taklit eden ama içerisine kakao olan ürün var. O da kokolin. Kokolin maliyeti düşürüyor, fırsatçıların cebine daha fazla para giriyor. Olansa tüketiciye oluyor. Çünkü bu durum insan sağlığını ciddi anlamda tehdit ediyor. Uzmanlar çikolata alırken dikkat edin diyor. İçindekiler kısmına baksınlar. Mutlaka arkasında kokolin yazması lazım çikolata değilse. Açıkta satılan ürünler de var. İçerisinde kakao yağı var mı yok mu? Onu ayırt etmesi için de şu testi yapabilirler. Avuç içine çikolatayı koyun. Kakao yağı denilen şey vücut ısısında erir. Çok geç eriyorsa bu kokolin demektir. Dolayısıyla içerisinde bitkisel yağ var demektir ve kalitesi düşük demektir. Diyelim ki bir restoranda iftar yapmak istiyorsunuz. Ancak masaya oturup menüden ne yiyeceğinizi kendi iradenizle seçemiyorsunuz. Son dönemde birçok mekanda iftar menüsü dayatılmaya başlandı. Yani sizden kişi başı minimum 500 liradan başlayan menü ücreti alıyorlar. Müşteriler de kendi tercih etmedikleri yiyeceklere o yüksek fiyatları ödemek zorunda kalıyor. Çorba, pide, makarnamız, ikramlarımız, içeceğimiz, suyumuz, meyve tabağımız hepsi içinde 500 lira. İşte bu menüyü müşteriye zorunlu tutan restoranlar var. Zorunlu değiliz. Bütçemize göre yemeliyiz. Tek bir yemeğe izin vermiyor. Bütün hepsini komple almanızı istiyorlar. O da fiyatı 500-600 liraya çıkarıyor. Ramazan ayında evde değil de bir restoranda iftar yapmak isteyenler ilginç bir dayatmayla karşı karşıya kalıyor. O da iftar menüsü dayatması. Bana göre doğru bir şey değil. İftar menülerinin fiyatları kişi başı 500 liradan başlıyor, 2000 liraya kadar çıkıyor. İşletmelerin çoğu müşterisine fix menü dışında tercih şansı bırakmıyor. Örneğin yalnızca çorba içmek isteyenler o restoranların kapısından geri dönüyor. Ben giderim evimde kendim pişirip çorba yaparım bunu yerim yani. Yanına vermiş olduğu 3 hurma, peynir bunlar bir şey değil. Bence burada bir fırsata çevirme olayı var diye düşünüyorum. Müşteriler tercih etmedikleri yiyecekleri sırf menüde yer aldığı için fahiş fiyat ödemek zorunda kalınca Ramazan sofralarının da tadı kaçıyor. Bir kesim menü istiyor, bir kesim sadece alakart yemek istiyor. O yüzden biz ikisine de hitap ediyoruz. Yani insanlara bir zorlamamız yok. Bazı işletmeler halden anlıyor. İftar menüsü dayatması yapmıyor. Bakın bu restorana iftar saatinde geldiğinizde sadece bir çorba içip buradan ayrılabiliyorsunuz. Bu çorbanın fiyatı ne kadar? 120 lira. Makarnanın fiyatı? Ücretsiz. Ezmem, patatesim, patlıcanlı yoğurdum. Hepsini ben ikram veriyorum zaten. Sadece 120 lira ödeyip kalkıyor muyuz? Tabii ki. İnsanlar o içerisine konan şeyleri yemek istemeyebiliyor. Haliyle bu ürünlerinde ziyan olduğunu düşünüyorum. Şimdi de sırada dünyadan haber turu var. Alışveriş keyfi korkunç gürültüyle bölündü. Çinli müşteriler alışveriş merkezinin çöken zemininden oluşan çukura düştü. Feci kazada biri işçi, iki kişi ölümden döndü. Hırsız kaçtı. You are not free to leave. Do you understand? Atlı polisler kovaladı. Albuquerque police. Stop. Amerika New Mexico'da kovboy filmlerini aratmayan bir kovalamaca yaşadı. You are being detained for suspected shoplifting. Bölgedeki 3 atlı polis kaçmayı deneyen hırsızı işte böyle yakaladı.
Bu görüntüde ise kapıdan giren adam ölümden saniye farkıyla kurtulduğunun farkında bile değil. Ve işte bir başka kaçış denemesi. Ancak kapkaççı bu kez yanlış zamanda yanlış yerdeydi. Sokaktan geçen biri onu güreşçi gibi yere serdi. Bir hanımefendi de onu boyun kilidiyle etkisiz hale getirdi. Bir başka macera tutkunu da sahile ve dalgalara kafa tutmak istedi. Ama fizik bilmediği çok belliydi. Takla atan aracından fırlamasa belki de ölecekti. Yeni Zelanda'da aktivistler yaya geçidini gökkuşağına boyadı. LGBT karşıtları ise aynı asfalta işte böyle imza attı. Esra Eroğlu'da programında bu kez bambaşka bir dolandırıcılık hikayesi vardı. 69 yaşındaki Rasim Atilla evlilik sitesinden tanıştığı bir kadına aşık oldu. TC kimlik numarası üzerinden ona para gönderdi. Ancak aylar sonra öyle bir şey öğrendi ki tam anlamıyla hayatının şokunu yaşadı. Sen ne utanmaz bir adamsın ya. Bir sus beni dinle. Konuşma be dikkat et. Aşkı buldum sandı. Elinde avucunda ne varsa yolladı. Şimdi bakın bu beyefendi şu gölge kadın için kavga ediyorlar. Senin Habiben onun Neslihan'ı. Çetenin başı sensin. Yalancı bir adamsın sen. Ama sanal aşkı Habibe değil Habib çıktı. Ben senin bir vuruşumu yemedim. Sana Habibe acar taklidi yapan sana göre Habib mi? Evet. 69 yaşındaki Rasim Atilla evlilik sitesinde tanıştığı Habibe Acar tarafından dolandırıldığı iddiasıyla çaldı Esra Eroğlu'nun kapısını. Rasim Atilla'nın evlilik sitesinde tanıştığı Habibe Acar'a bir para gönderiyor. Bu parada bir TC kimlik numarası üzerinden gönderiliyor. Hanımefendi İstanbul'da elden Esenyurt'taki bir parkta para verdikten sonra hanımefendi diyor ki şu karşı apartmana git. Bekle ben geliyorum. Sonrasında Rasim Bey dolandırıldığını anlıyor. Karakola gittiğinde ise hayatının şokunu yaşadı. O TC kimlik numarasını verdiğinde bu TC kimlik numarası bir erkeğe ait bilgisini öğreniyor. Hiç aklımın ucundan benim karşıma bir erkek çıkacağı geçmedi. Bahsi geçen isim Habib Acar stüdyodaydı. Onun da iddiası vardı. Siz de bir kadınla onun Habibe olduğu bir sizin Neslihan olarak tadığınız bir kadınla iletişim kuruyordunuz. Evet. Ben 2 senedir konuşuyordum. Son 4,5 ay önce ben bıraktım kendisini. Bıraktıktan sonra Atilla Bey'e yönelmiş. Bir yanda suçlama, diğer yanda inkar vardı. Ben ne parasını yedim, ne cebime girdi. O para telefon numarası üzerinden o kişiye şifre giderek o kişi çekiyor. Ben de istiyorum bu şahsın bulunmasını. Sen bu kadını tanıyorsun Habib. Ben ya tanımıyorum. Bu kadını sana tanıştıran biri var. Kim tanıştırdı? Onu bulacaksın. Aynı numara üzerine tanıştım ben. İkilinin yüzleşmesinde gerginlik tavan yaptı. Doğum tarihinizi bu bilgileri nasıl ele geçirdi bu kadın? Bilemiyorum avukatım. Bilemiyorum. O zaman şüphe uyandırıyorsunuz. Yalancısın sen ya. Bu çetenin başı aylık, sensin sen. Habib Habibe eğer sensin. Eğer denirsem... Şurada, bırak yemin et de bana, yemin et de bana. Tutuklan beni o zaman. Tansiyon daha da yükselince Esra Erol araya girdi. Son sözü yine o söyledi. Özellikle de belli bir yaşın üzerindeki büyüklerime sesleniyorum. Bu telefonda tanıştığınız, arkadaşlık yaptığınız, size iki canım cicim diye dedi diye paralar gönderiyorsunuz ama sonunda dolandırılma ihtimaliniz çok yüksek. Programda da örneklerini gönderiyorsunuz, görüyorsunuz ve bu sebeple de lütfen bu paraları göndermeyin. Hindistan'dan Çin'e, Kenya'dan Almanya'ya, dünyanın dört bir yanından getirilen müzik aletleri Ankara'da açılan müzik müzesinde sergilendi. Çok merak ettim. Duyduğuma da sevindim böyle bir yer olduğunu. Ney, keman, gitar ve daha fazlası.
Çoğu binlerce yıl öncesine ait 300'e yakın enstrüman meraklılarını bekliyor. Piyanodan verdiğimiz tek ses çift seslerle kontrol ediyoruz. Verdiğimiz seslerin birebir aynısını nağ hecesiyle birlikte istiyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde müzik öğretmen okulu olarak kurulan Musiki Muallim Mektebi müzik müzesine dönüştürüldü ve Mamak Belediyesi tarafından hizmete açıldı. Şu anki tanıdığımız, bildiğimiz sanatçılarımızın birçoğu ya burada eğitim görmüş ya burada öğretmenlik yapmış. Yani o bakımdan da çok değerli ve çok kıymetli bir bina. 1800'lü yılların ortalarında üretilen bu piyano da müzede sergileniyor. Tarihi neredeyse 5000 yıla dayanan Hititlere ait enstrümanlarda yüzlerce çalgı aleti müzik müzesinde Ankaralıların beğenisine sunuluyor. Bizim bağlamaların atası. Arp da yine aynı şekilde bugün hala sahnelerde görmemiz mümkün. Arkadaşlarımla merak edip bugün gezmeye geldik. İlk defa geldik. Hepimiz hayran kaldık. Müzeye gelip müziğe ilgisi olan ancak şu ana kadar yeteneğini keşfedemeyenlere de burada fırsat tanınıyor. Ayrıca gitardan kemana hatta piyanoya kadar birçok çalgı aletini öğrenmek isteyenlere ücretsiz eğitimler veriliyor. Yeteneğinizi burada keşfettiniz. Aynen. Peki şu an hangi enstrümanları çalıyorsunuz? Keman, biraz piyano. Sıradaki haberimiz Kocaeli'den. Sokağa terk edilen köpek Şebo, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarının oyuncusu oldu. Nure, ay benim, senin. Kızım benim. Seni anlama çok şansları yok. Sen benim en eski dostumsun. Bir tek seni ben, beni de sen anlarsın be Dolore. Her şey bir tesadüfle başladı. Sokağa terk edilen Şebo önce kendisine kocaman bir aile buldu, sonra da tiyatro oyuncusu oldu. Kendi sen bizi mi dinliyorsun orada? Öyle. Bir şey dinlediğim yok. Şu anda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarının sahnesindeyiz ve kucağımdaki de oyuncu arkadaşımız Şebo. O sokağa ölüme terk edilmişken bu tiyatro sahnesinde yeniden can buldu. Şebo eşim tarafından sokakta yağmurlu bir günde bulunup eve getirildi. Tam da o dönem biz provalarda yeni bir köpek bulup onu sahneye taşıma planlamasını yapıyorduk. Şebo'yu da görünce bit dedik deneyelim. Getirdik tiyatroya, çok ciddi uyum sağladığını gördük. Şimdi Şebo bir sezon boyunca Fareler İnsanlar adlı oyunumuzda rolünü oynadı. Şurada biraz oturayım da köpeğimi kaşıyım dedim. Şebo'da oyun öncesi tıpkı diğer oyuncular gibi işte kulisinde bu şekilde hazırlanıyor. Beraber hazırlanıyorsunuz anladığım kadarıyla. Aynen öyle, birlikte hazırlanıyoruz. Oyuna hiçbir şey kalmadı zaten. Şebo'cum da hazır. Biraz sonra seyircinin karşısına beraber çıkacak. Şebo ile çalışmak nasıl bir duygu? Valla Şebo ile çalışmak çok zevkli, çok eğlenceli. Bize böyle motivasyon veriyor. Oyundan önceki stresimizi de alıyor. Şebo sahnede olmaktan, ekip arkadaşları da onunla birlikte olmaktan son derece memnun. Şebo çok iyi bir partner, çok iyi bir oyuncu. Onunla oynamak benim için korkunç bir keyif. Şebo'yu kıskanıyoruz çünkü geçen bir temsilimize akrabalarım geldi. Aşağı indim onların yanına. Hiç kimse benimle konuşmadı. Herkes Şebo'yu sevdi. Ama çok tatlı bir canlı. Aferin benim kızım. Ramazan ayının sonuna yaklaşıyoruz. Manevi huzur her geçen gün biraz daha artıyor. Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'a gelenler tarihi camilerde, manevi havası çok başka olan noktalarda iftar yapıp oruç açmaya devam ediyor. O yerlerden biri de Eyüp Sultan Camii. İftar etmeye, namaz kılmaya geldik. Güzeldi. İftarı bekliyoruz. İftarımızı açacağız. Hepsini keseceğiz. Ramazan'ın tadını çıkaracağız. Doya doya. Herkesin oruçları kabul olsun inşallah. İftarını Eyüp Sultan'da yapmak isteyenler işte oruçlarını açmak için Eyüp Sultan yollarına koyuldu. Ve Eyüp Sultan'a giden yollarda da şu anda çok ciddi bir trafik yoğunluğu söz konusu. Nereden geldiniz? Tekirdağ'dan. Kocaeli. Ankara'dan ziyarete geldim. Ankara neresinden? Keçören. Allah izin verirse camileri sırayla gezeceğim. Zevkli, değişik bir ortam. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden İstanbul'a gelen vatandaşların bir kısmı da solu işte Eyüp Sultan'da aldı. Gündüz saatlerinde Eyüp Sultan ziyareti gerçekleştirdiler. Birazdan da bu manevi atmosferde
iftar yapacaklar, oruçlarını açacaklar. Ben sürekli geliyorum zaten, huzur bulduğum bir yer. Dileklerimin de kabul olduğuna inanıyorum bu arada. Buraya gelip iftar açmak, dilek dilemek, namaz kılmak bizim için çok sevdiğimiz bir ibadet. Çocuklarımıza iftar yapacağız. Önce ziyaret, sonra iftar. Sultanahmet'i gezdik, Ayasofya'ya gittik, buraya geldik. Burada iftar yapmak güzel, yani manevi bir havası var. Ebe'l Ensari var burada. Dolayısıyla yani güzel. Oruçlarını burada açmak isteyen vatandaşlar yavaş yavaş sofralarını kurmaya başladılar. Çeşit çeşit yiyecekler var sofralarda ve dakikaları saymaya başladılar iftar için. Masayı musayı koyduk, geldik buraya. Neler var menüde? Simit, çorba, pide, kete. Kete mi? Erzincanlı mısınız? Bayburtluyuz. Şimdi gelirken zeytin aldık, karışık zeytin var. Pastırmamız var, tahinimiz var. Beyaz peynirimiz var, simitimiz var. Medine'den geldi. Dukka diye bir baharatımızdır. Medine münevver. Çok lezzetli bir şeydir bu. Mahalle herhalde. Çok güzel olmuş ama. Kim yaptı bunların hepsini? Hepimiz ortaklaşa. Biriniz. Tabii canım. İftar burada, sahur nerede? Sahur kısmetse evde inşallah. Evde İnşallah iftardan sonra da lokma döktürecek arkadaşlar. Babalarının ruhlarına. Geliyoruz her zaman ziyarete. Mübarek ya. Buyurun alın bir şeyler. Vallahi teşekkür ederiz. Sağ olun. Ay yavrum benim. Böyle tatlı yemek yoktur bence. Bu sofranın lezzeti başka olur. Başka tabii. Eyüp Sultan Camii'nden ezan sesi an itibariyle yükselmeye başladı. İstanbul için iftar vakti ve buraya gelenler de şu anda oruçlarını açmaya başladılar. Doyduk. Allah kabul etsin. Allah olmayanlara da versin inşallah. Allah seneye erdirmeyi nasip etsin kurban olduğum Allah'ım. Hayırlı iftarlar Türkiye. Hayırlı iftarlar. Annesinin reddettiği oğla bebekleri gibi bakan bir aile konuğumuz olacak şimdi. Ancak haberin adresi bu kez alışılmışın aksine yurdumuz değil, Almanya. Gördün mü? Git Mülen git. Süt orada git. Ya. Dur. Cadı. Eyvah eyvah. Öldürecek bak. Annesi emzirmeyi reddetti. İstemiyorum. Bu bir evlat. Mülayimi gurbetçi Yılmaz çifti sahiplendi. Gel. Sakin. Tamam, hepsi senin, sakin ol. İkiz bebekleri oldu annenin. Bir tanesini istemedi. Baktık öldürecek. Korktuk biz de. İlk birkaç gün hatta evde bizimle kaldı Mülayim. Gülsüm Yılmaz annesinin kabul etmediği oğlağa gözü gibi baktı ve o günden sonra aralarında eşsiz bir bağ kuruldu. Her yerde zaten peşimde geliyor. Evde, dışarıda, bahçede, kümeste, ahırda, yanımda. Acayip obur oldu. Günde ne kadar versem o kadar içiyor. Bir bebek gibi alışverişe bile yanlarında götürdükleri oğlan adını da Mülayim koydular. Bizim bebeğimiz yani Mülayim'le biz ilgileniyoruz. Ve sanırım beni annesi sanıyor. Kendi halindeydi, sessizdi. Annesi onu dövüyordu, onun da sesi çıkmıyordu. Bence ona uygun olan isim Mülayim oldu. Şimdi kısa bir ara, ardından piyasalar. Aranın ardından gün ortasını noktalamadan önce piyasalardaki son durumu da hemen aktaralım sizlere. Dolar 32.20 ile yükselişte. Euro 34.62 seviyesinde düşüşte. Çeyrek altın 3825 liradan alıcı buluyor. Ve Borsa İstanbul 100 Endeks de 9170 puanda. Ve bugün de gün ortasını noktalıyoruz. Yarın saatleriniz 13'ü gösterdiğinde güzel haberlerle karşınızda olabilmek dileğiyle. Sağlıklı günler, hoşça kalın.